Özge ile Kahve Bahane'de TV 100 ekranlarında yepyeni bir haftaya, yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün yine çok kalabalık ve çok keyifli bir masamız var. Bakalım bugün kimler bize kahveye geldi? Emzirme danışmanı Ebru Duman, ağız ve çene cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Mustafa Tek, diş hekimi Gökhan Yıldız ve bilinçaltı uzmanı Binnur Duman bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Binnur Hanım, sizinle başlayalım. Bilinçaltı uzmanı olarak buradasınız bugün ve psişik ameliyat diye bir şey konuşacağız. Psişik evet. Ameliyat nedir? Çok duyulmuş bir ifade değil. Psişik evet. Ameliyat aslında böyle bir cerrahi müdahale değil. Bir yara açma, tabii bir ki. Beden açma değil. Benim kendi geliştirdiğim bir sentez. Patentini aldığım, ismime özel bir çalışma. Ruhsal bir çalışma aslında. Kişilerin auralarını açarak onların bedenlerinde yolunda gitmeyen birçok hastalığa neden olan duygu ve düşünce sıkışmaları. Yani çünkü duygu ve düşünceler birer enerjidir tabii ve bedende döngüleri olumsuz yönde etkileyebilir. Bu çalışmaları bedensel enerji anatomisini kullanarak çakralarla beraber birlikte duygu ve düşüncelere bilinçaltıyla beraber nefes terapileriyle beraber yönlendirerek yaptığımız bir çalışma. Bir çalışma. Evet. Ameliyat demenizin sebebi nedir peki? Aurayı açarak kişinin kasıklarından girerek yavaş yavaş kök çakradan sakral döngü, solar plexus, her çakranın bir adı vardır. Solar plexus, kalp çakrası, tümüs bezi, aslında her biri bir hormon bezinin üzerine gelen döngüler üzerinde yapılan bir çalışmadır. Elimizi koymadan beyin dalgalarıyla ve frekans yöntemiyle yaptığım bir meditatif bir çalışma. Meditatif bir çalışma ve bu çalışmada, sizin kendi buluşunuz olan bir çalışma. Aynen. Aslında halk arasında çakra açma gibi bilinse de bende davranış, duygu, düşünce, bedensel hastalık ve yaşamda yolunda gitmeyen nedenlere de etki edebiliyor bu çalışma. Çünkü insanların hayatlarında sadece ruhsal problemler yok. Tabii yolunda ki. Gitmeyen ilişkiler var. Bedensel hastalıklar altında hiçbir nedenin bulunmadığı, tıbbi nedenin bulunmadığı ciddi kronik hastalıklar. Tabii ki. Ağrılar, acılar veya işte sürekli yaşanan kişilik özellikler, kısır döngüler, ilişki problemleri, yanlış insanları hayata çekmeyle beraber kaynaklanan yanlış kişilik öğrenilmiş alışkanlıkları, kişilik özellikleri, özgüven eksikliği, değersizlik duygusu, cesaretsizlik, sosyal fobi, insanlar içerisinde sosyal ortamlarda kendini ifade edememe, kabul görememe, anlaşılamama birçok neden bizi hayatta engelleyebiliyor, erteleyebiliyor. Peki kimler bir çalışmaya katılabilir? Böyle bu bir çalışmaya var mı? Tabii ki hayatında yolunda gitmeyen, sorunlar olan herkes bu çalışmayı alabilir. Aslında bu çalışmanın devamında bir farkındalık var. Devamında bir uyanış çalışması da yapıyorum ben. Çünkü sistemler açıldığında, tüm enerji döngüleri aktif olduğunda, enerji geçişini gerçekleştirdiğinde kişide bilinç boyutu sıçraması oluyor. Farkındalık açılmaya başlıyor ve frekans boyutu da yükseliyor. Duygu durumu yükseliyor. Frekans düşünceler ama frekans aralığı duygulardır. Duyguları değişiyor. Daha yüksek megahertz'te titreşim gösteriyoruz. O zaman da hayatımızda daha iyi şeyleri mi çekiyoruz? Kesinlikle. Aslında? Öyle mi anlamalıyız? Kendimiz iyi ve dengede olduğumuzda yaşamımızda birçok olayı, ilişkiyi, işi, başarıyı, kariyeri, kesinlikle, her şeyi dengeye oturtmamız mümkün. Aslında kendimizi değiştirip dönüşüme konusunda ihtiyacı olan, ki günümüzde herkesin şu geçtiğimiz süreçte özellikle herkesin buna ihtiyacı var. Kendinin farkında olmak isteyen, yaşamın farkında olmak isteyen, yaşadığı hayattan zevk almak isteyen, ya da bir şeyleri değiştirmek isteyen, bedeninde dengede ve huzurlu olmak isteyen, etrafındaki ilişkilerde sorun yaşayan veya işinde, başarısında, kariyerinde amacına, hedeflediği noktaya ulaşırken ciddi anlamda zorluklar yaşayan ve bu zorlukların nedeninin altında yatan sorunları bulmak isteyen herkes bu çalışmayı almalıdır. Anladım. Çünkü öyle sorunlar çıkıyor ki bazen anne babadan gelen bilinçaltı kayıtları, bazen öğrenilmiş alışkanlıklar, bazen kendi kendimize yarattığımız zihin oyunları, doğru zannettiğimiz yanlış çekirdek inançlar. Onlara saplanır kalırız ve onun dışında başka bir algı yaratmayız ve o kısır döngüde kendi kendimizi girdap içinde dibe çekeriz. Peki bu seanslı bir çalışma mı yoksa böyle uzun zaman devam etmesi gerekiyor mu? Herkes kısa zamanda çözüm beklediği için ben de bunu algılamış olan bir üstad olduğum için kısa zamanda ben 2 gün çalışıyorum. 2 gün yoğun bir terapi yapıyorum. Ne kadar sürüyor? Benim her seansım yaklaşık 2 saattir. Birinci gün ciddi bir arınmadır, blokaj çözmedir, hayatındaki tıkanıklıkları, meditatif, aynı zamanda nefes koşulu yapıyorum. Nefesle beraber bilinçaltı değiştirip dönüştürme ve doğru kodlarla onu yükleme. İkinci gün biraz daha çekim yasası, hayatında istediği şeyleri uygulama, aura temizliği ki
O da çok farklı olarak insanların yaşamını değiştiriyor. Hı-hı. Işığı, şansı, halk arasında bilinen yıldızı kavramı. Binnur Hanım, aura nedir? Aura, fiziksel bedenimizin etrafını kaplayan bir elektromanyetik ışımadır aslında. Hı-hı. Bir ışık bedenidir ve aslında o kabuk kabuktur. Yani ruhsal katmandan temiz enerjiyi alır. Ama bizim duygu ve düşüncelerimizin dışarı yansımasıyla beraber dışarıdaki insanların auralarıyla da biz iç içe transferler alabiliriz. Hı hı. Alanda bulunan bütün insanların auralarında yapışık olan tüm düşünce formları, korkular, kaygılar, endişeler, takıntılar, karışan auralarla bize transfer olduğu gibi bizim kendi zihnimizin ürettiği korku, kaygı, endişe, mutsuzluk, kin, nefret, bu tür duygular da auramıza dışarıya yansır. Yansır. Aura beden bağışıklığını, hı hı. ruhsal gardını, kabul görmeyi, takdir edilmeyi, ışığınızı yansıtan bir hı hı. enerji, elektromanyetik bir balondur. Yani aslında hepimiz bu balonla beraber yaşıyoruz. Hı hı. Bu çok özgüvenli insanlar ya da enerjisine güzel, ne yüksek evet. dediğimiz insanların evet. aurası aslında. Aurası geniş. Geniş. Yani çok yüksek frekanslı insanların hı hı. auraları ciddi anlamda çok geniş manyetik alanları kaplar. Ve o insanlar başkaları tarafından çok kolay kabul görür. Hı. Işığı. Işığıdır, fark edilir olmasıdır aslında. Temiz auralı insanlar etrafındaki alandaki herkese bunu hissettirir. Hissettir. Ve o alanın enerjisini temizler. Tabii uyanış ve farkındalık ne demek? Şimdi hayatımızda bizi engelleyen her şey bilinçaltı kaydı değildir. Bazen bizi engelleyen, erteleyen, aşağı çeken duygu ve düşüncelerin dışında yaşamımıza girip çıkan insanların bıraktığı atık enerjiler, anne babadan geçen kök karmalar, kaşımızın, gözümüzün fenotip, genotiplerle kendimize bize geçtiği gibi boyumuzun, fiziksel özelliğimizin bir takım kadersel bağlar da geçer. Bütün bunlar psikik ameliyatlarla temizlendikten sonra bir bilinç boyutu açılır. Biz buna inisiyasyon diyoruz. İnisiyasyonla beraber bilinç sıçraması yaşar ve onunla beraber artık sanki gözündeki perdeler kalkar. Düne kadar belki bakıyordu. Ama artık görmeye başlar, kendinin farkına varmaya başlar, kendinin uyandığın günün, yaşamın, aldığın nefesin, seçilip gelmiş olmanın, varoluşun, doğanın, kedinin, köpeğin, her şeyin daha pozitif bir algıyla hissedilmesidir. Artık sevecenlikle egolar biter, bütün hayatı hırslar, da değişir böyle. Hırslar biter, kavgalar, savaşlar, kin, nefret duyguları biter ve tüm anneleri kendi annen gibi algılarsın. Tüm çocukları kendin çocuğun gibi algılarsın. Ne güzel. Keşke herkes evet, buna ulaşabilse. Bu çalışma işte o yüzden aslında benim en çok sevdiğim kısım uyanış kısmıdır. Hı-hı. İyileştirmeyi gerçekten bu çalışmalar çok güzel gerçekleştiriyor. Hı-hı. Ama muhteşem olan arkasından kişilerin geri dönüşlerde söylediği, hocam ben artık hiçbir şeyi kafama takmıyorum, bir ağız tadıyla öfkelenemiyorum. Son derece relaksım. Ne kadar güzelmiş, çiçeğin rengi çok güzelmiş. Ben ne kadar güzelmişim. Uyandığım güne binlerce şükürler. Ne güzel, mutlu insan, var. Mutlu toplum evet, değil mi? Peki frekansız. Sağ beyin, sol beyin ve sürüngen beynin özellikleri neler? Evet, şimdi ilkel beyin aslında bizim hep mağara devri beyni diyoruz hı-hı. biz buna. Yani beslenme, cinsellik, uyuma, hı-hı. bir takım içgüdüsel ihtiyaçları içeren beyin. Hı hı. Bu düşük frekansta bir algıdır. Bizim uyanış çalışmaları bu beynin gelişmiş olan sol beyni ama daha da gelişmiş olan sağ lobu aktif etmektir. Hı hı. Çünkü sol beyin mantık, matematik, analitik zeka, güvende olma ve şüphecidir ve ayrıntıcıdır. Hı hı. O bizi çok fazla spütüelliğe götürmez, hı hı. uyanışa götürmez. Sağ lob, EQ dediğimiz duygusal zeka, SQ dediğimiz ruhsal zeka ile beraber bütünü görmeye başlarız. Varoluşu sorgulamaya başlarız. Nereden gelip nereye gittiğimizi. Sağ lobdan da biraz kalbe inmek gerekiyor. Yani kalp sesini duymak. Zihin sesiyle değil de yani zihin bazen olumsuz bizi yönetebiliyor. Kesinlikle. Kalbe indiğimizde kalp aslında pozitiftir ve sevgiyle çalışır. Ve kalp sesi bizi hiçbir zaman yanıltmaz. Peki sürüngen beyin nedir? Biraz önce ilkel beyin diye açıkladığım beyin yapısıdır. O sol beyin yani sol beyinli olmamalı. Sürüngen beyin sol beynin daha da gelişmemiş halidir. Yani üçüncü boyut frekansı. Biz insanlık ve evrim daha doğrusu ruhsal tekamülde boyut boyut ayırıyoruz. İlk söylediğiniz sürüngen evet. beyin sonra sol beyin. Evet evet sol ondan beyin. Ondan sonrası da genellikle sağ beyin. Erkekler sol beynidir ve kadınlar bir üst versiyondur. Burada biraz bir ayrıntılık yapmak istemiyorum. Ama kadınlar daha beyinlerin sağ lobunu kullanma açısından bir üst versiyondur. Bunun farkına varabilsek. Hisler falan da daha kuvvetli. Sezgisel yetenek, EQ dediğim zaten hı-hı. duygusal zeka, eski ruhsal zeka sağ lobun özellikleridir. Hı-hı. Ve bunun farkına varsak, bunu doğru şekilde kullansak, dişil enerji dediğimiz uyanışla beraber
tüm dünyayı, tüm varoluşu aslında düzeltebilecek potansiyele sahibiz. Sahibiz. Çünkü yaratıcı güce sahip. Biraz daha sağ beyinli olacağız Rahim inşallah. Rahim ve Rahman adıyla konuştuğumuzda Rahim enerjisi yaratıcı enerjidir ve kadına verilmiş bir özelliktir. Ve kadın bunu bildiğinde bütün dünyayı güzelleştirebilecek nitelikleri sahip.